Adaklı, Azapert'e bağlı Karaçubuk, eski adıyla Dımlak köyüdür. Yaklaşık 150 hanedir. Köyün eğitim seviyesi gayet iyi. İyi seviyede. Çok şükür doktorundan, öğretmeninden, avukatından, gazetecisinden, çeşitli meslek dallarından çok öne çıkmış insanlar bulunmaktadır. İstanbul'da derneğimiz var. Yaklaşık 500 hanemiz de İstanbul'da bulunmaktadır. Tarihçesine gelince yaklaşık 300 yıl öncesine gidebildik. 300 yıl önce Şaban ve Murtaza Ağa milli aşiretindendirler. Bunlar Urfa, Viranşehir'den gelip burada köçeberlik yaparken burada sulak bölgeyi görünce burada yerleşmişler. O günden sonra burası böyle tekrar yeniden canlanmış. Tabii geçmişi var. Onun geçmişiyle ilgili en son tarihte baktığımız zaman en yakın kabile Ermeniler bu bölgeye yakın. Ama bu köyde onlara pek izleri bulunmamaktadır. Bir iki yerde işte kilise, bir tane de şey söyleniyor. Ama herhangi bir yapıtları kalmamıştır. Ancak Adaklı'nın birçok köyünde bunların işte çeşmeleri, kiliseleri, yapıtları bulunuyor. Köyümüz böyle bir köy. Köyün en büyük özelliklerinden biri de yaş ortalaması bu bölgeye nazaran en iyi, en yüksek olan köylerden biridir. Ortalama 90 yaşında birçok insan burada halen yaşamaktadır. İşte buradan birisi de benim annem var, birisi hanede yine bizim eniştemiz var. Akrabalar, komşular, böyle yaş ortalaması yüksek olan en iyi köylerden biri diyebilirim. Buradaki insanların çalışkanlığı, bir kere onu söyleyebilirim. Gerçekten 7'den 70'e herkes reşberlik yapar. Hayvancılık geçmişte çok yaygındı. Son 15 yıl içinde buradaki güvenlik nedenlerinden dolayı küçükbaş hayvan pek kalmadı. Ama yine herkesin evinde mutlaka iki tane inek vardır ya da çok az bir kesimde küçükbaş hayvan da bulunuyor. Yaylalar var. Yaylalar terk edildi. Şu anda yeniden yapılanmaya çalışıyor. İşte bu süreçte tabii bu süreç çok şükür ki son 2-3 senedir huzur ortamı var. Bu huzur ortamıyla beraber bu köylerin yeniden tekrar canlanacağı, eski günlerine gelebileceğini bekliyoruz. Bu yaş ortalamasına gelince yaş ortalamasının en büyük sebepleri su kaynakları. Çok su kaynakları, çok güzel su kaynaklarımız var. Doğal ortamda besleniyorlar. İşte demin gördüğümüz o dede de yaklaşık 100 yaşlarında hala işte kaşıkla tereyağı içebilir şekilde bir yapısı var. Bunlar da bunun etkeni olabileceğini düşünüyorum. Mübarek güneş olsa ne güzel olurdu ya. Böyle kare bu taş çocukluğumuzda bizim işte bütün bu mahallenin bütün çocuklarının oyuncak evi gibiydi. Çadır taş, işte biz eskiden kevrekol diyorduk. Burada tarihi bilinmemekle beraber şöyle bir efsane var. İşte 100 yıl önce buradaki vatandaşlar işte kar, yağmur yağdığında burayı daha da derinleştirip burada 20 tane keçiyi burun içinde otlarını verip burada otlattığını biliyoruz. Bunu yani geçmişi belli değil ama doğal bir şekilde böyle gördük, böyle devam ediyor. Evet. Değil mi? Ne bak azidikin? İşte zide. Değil mi? 85 yaşlarında. Şimdi hikayeleri. Tıma, duydamış ne oluyor? Ne? Tıma? Şimdi konum kanser peşinde kalmaz ki. Dedi ve koy, gestam, gün, boğa kesuya sarayım. İstanbul'da 3 tane oğlu var.
iki tane oğlu var. Ama orada bir gün bile gidiyor. 15 gün zor tutuyorlar. Burada bir oğlu var. Burada yaşıyor. Ne lazım o telefon ki ya bir day var be de çak bilet attı bilet attı bir çak dedim var la demez var bana tatım ne. Çay kuybe harik mi ki? O çok ömürler. Yani Diyarbakır'dan herhalde İstanbul terk ediyor. Dece nor. Emci derketini şu var. Valla az terim ne yerine kurmayarım. Diyor da ruh ki biski duru bir terim. Valla bugün duru duru yeri biskim duru bir terim. Sakın o telefonu yasın ki. Nasıl herhalde öyle ki mi diyor ya? Ya bu. Başak mıra bu. Kasaray tumana bağlı. Ya bu. İç saray tumana bağlı. İç tuman kol orca bağlı. Dokuz kol orca bağlı. Eser ha bu ara dinen ki. O bir daha söylem. Cazı gom. Cazı tekrar kir ha. Amca pinde sonra askeri kire naz ahire mi çüye çüye. Naz ahire mi çüye mi bir diye. Gideriz biz tepeye. Şey çıkarız. Sert akmıyor. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وإن كنتم إلا تكفرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استغفر اليوم ما كنتم تكفرون سنتمنى يسرون ولو نشاء لعثرنا ولا ما كذب ما كانت مصدقا مضيا ولا يرجو من نعمر نكشف في الخلق فلا يقولون ولا İşte meşhur Şeyh Cemal Efendi'nin türbesindeyiz. Şeyh Cemal Efendi burada da üzerinde de görüldüğü gibi doğumu 1316, vefatı 1999 tarihinde vefat etti. Şeyh Cemal Efendi bu köy sadece değil, Adaklı'nın, Sancağın, Kıyı'nın, birçok sancağın, birçok Bingöl'den köyün sorunları olduğunda gelip danışacağı ve kanaat edeceği önder insandı. Önder şahsiyetti. Şeyh Abdullah Çane, Şeyh Abdullah Çane aslen babaları Çan'dan, Bingöl Çan'dan buraya dedelerimiz tarafından davet edilmişler. Buraya gelip onlar da ilim yaymışlardır. Ailece gelip burada yerleşmişlerdir. Şeyh Abdullah Efendi, Şeyh Said kıyamında bununla beraber Diyarbakır meydanında asılan, katledilenlerdendir. Şeyh Cemal Efendi köy özelinde, köyde yaşadığı dönemde buradaki olayları, buradaki olup küçük huzursuzlukları asla karakola gitmezlerdi. Öyle bir özelliği vardı. Bir obdusman görevi bugünkü deyimle, yani o günkü arabulucu, bugünkü obdusman burada karakolda gitmezdi. Yani o kadar Şeyh Cemal Efendi, o kadar bu köy için böyle kutsal bir kişiydi. Vefatından sonra oğlu Şeyh İbrahim Efendi tarafından bu türbe yapıldı. Köyün en odak noktasında bulunan bir yerdir. Burada da her zaman köylüler gelip, buradaki bölge insanları gelip ziyaret ederler, dua ederler. Şeyh Cemal Efendi Adaklı, Adaklı da işte Karaçubuk, Dımlak, diğer tarafta Sevkar. Sevkar'daki bu bölgenin insanların manevi gücüydü. Sevkar'la beraber bu bölgeyi böyle gerçekten manevi şahsiyetleri sayesinde bu bölge insanı çok mülayimdir. İnançlarına çok bağlı bir toplumdur bu bölge. Dolayısıyla burada her zaman bu köyden işte Hacı Hoca köyü deniyor. İşte onların yerini doldurmak çok zor. O tür zatların yerleri doldurulmuyor.
herkesin yeri dolar ama o saatler yerine dolmuyor. Şeyh Cemal Efendi döneminde gerçekten burada yaşlısı, genci, erkeği, bayanı, burada bir irfan yuvasıydı. Burada bir edep vardı. O edep sayesinde hala sürdüle gelen bir kültürle devam ediyor. Dolayısıyla bizim köyümüz bu anlamda çok şanslı olarak görüyorum. Ki Şeyh Cemal Efendi ve ailesi bizim buraya çok şey kattıklarına inanıyorum. Ki ben de bizzat ondan ders alma şerefine nail olmuştum.